Elbette, en münasip yer burası. Burada emniyette olurlar. Sağ olun kumandan, müteşekkirim. Teşekküre lüzum yok. Cami hadisesi, sonra karının baloda yaptığı haddini aşan konuşma bizi müşkül durumda bıraktı. Sen kendi ailene bizi kabul ettiremezsen, Smirni halkının bizi kabul etmesi mümkün olur mu? Sizi temin ederim, ailemle alakalı bir mesele daha yaşamayacaksınız, kumandan. Güzel. Birbirimizi iyi anladık öyleyse. Elbette kumandan. Vasil. Misafirlerimiz varmış. Benim haberim yok. Hazırlıksız yakalandık. Ayıp. Seni yormak istemedim. Zaten konuklarımızı burada en iyi şekilde ağırlayacağından hiç şüphem yok. Maalesef. Albay Cevdet'in ailesini ağırlamak benim için bir şeref. Albay Cevdet'in ailesi teşrif ettiler. Gazeteciler hazır mı? Hazırlar kumandanım. Gazeteciler? Ailenin başına gelen talihsizliği mutlu bir tabloya çevirelim dedim Cevdet. Türk-Yunan kardeşliğini temsil için bundan âlâ bir fırsat yakalayamazdık değil mi? Elbette kumandan. Müsaadenizle. Neresi burası? Neresi olacak babaanne? Yunan komutanının konağı. Ne işimiz var bizim burada? Bilmiyorum oğlum. Olmaz anne, burada kalmayacağız değil mi? Dur bakalım kızım. Anam. Azize, gel. Ne oldu, neden geldik buraya? Bundan böyle burada birlikte kalacağız. Kumandan Vasili bize kapılardan açtı. Zahmet etmiş. Kalmıyoruz biz burada. Anne hadi, Hilal. Azize, münakaşa edecek vaziyette değilsin. Eviniz yandı, kızımız ölüyordu. Burada kalacağız, o kadar. Hadi. Gel. Geçmiş olsun. Büyük Badir'i atlattınız. Bundan böyle güvendesiniz. Bugün bu çatı altında İki ailenin birleşmesi bütün dünyaya emsal teşkil etsin. Türk-Yunan kardeşliği ve yeni Yunanistan'ın temsili olsun. Niyetimiz tam olarak budur. Bir tek oğlun eksik Cevdet. Ali Kemal Yunan bayrağı altında olmak istemedi. Hiçbirimiz istemedik. Bırakın bizi gidelim. Azize'nin kusuruna bakmayın kumandan. Kendisi hala hadisenin etkisi altında. Vaziyeti tam olarak idrak edebilmiş değil. Azize Hanım. Şehirde nereye giderseniz gidin Yunan bayrağı altında olacaksınız. Sizin yerinizde olsam önce ailemin emniyetini düşünürdüm. Davetime icabet ederek en doğru kararı verdiniz. Misafirlerimize odalarını gösterelim. Geçmiş olsun. Buyurun. Anne.
kumandan. Siz Ali Kemal'le ilgili endişelenmeyin. Ben kendisiyle bilahare alakadar olacağım. Kimseyi zorla tutacak değiliz. Davetime icabet etmediyse kendi bileceği iş. Elbette. Kumandanım, Menemen'den bir telgraf var. Emredersiniz. Rezalet! Menemen'de bir grup askerimiz isyan çıkarmış. Silah bırakmışlar. Sebep? Türk kardeşlerimize silah sıkmayacağız demişler. Sporina yeni etsi. Nasıl başlarına buyruk hareket ederler? Derhal tedbir almak icap ediyor. Aksi halde Menemen halkı zafer kazanmış olur. Bu da diğer ilçelere sirayet edebilir. Cevdet, derhal takviye kuvvet hazırlayıp yola çıkar. O hainler de karşıma getirilsin. Hepsini istiyorum. Emredersiniz. Siz burada yayanızla birlikte kalabilirsiniz. Hamam alt katta. Belli ihtiyacınız var. Ben size temiz giysi de yollarım. Teşekkür ederiz Kiri Veronica. Size zahmet veriyoruz. Rica ederim küçük hanım. Yalnız lütfen üst kata çıkmayınız. Bir ihtiyacınız olursa hizmetliye bildirirsiniz. Merak etmeyin, size rahatsızlık verecek kadar kalmayacağız zaten. Anlıyorum. Ancak orası kocalarımızın tasarrufunda Azize Hanım. Buyurun. Sizin odanız üst katta. Buyurun. Albay Cevdet'in odası. İsterseniz kızlarınızın odasına bir yatak daha koydurabilirim. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.